Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyken biraz da grup başkan vekilinin istifasından sonra bazı vekillerin bu konunun doğru olmadığını bana da ifade etmişlerdi. Tabii ben onlarla çok fazla bu konuyla ilgili sıkı bir ilişkim yok ama sadece duyumlarımı söylüyorum. Her gittikleri yerlerde emekteki yaşa takılanların tepkisini aldıklarını ve bu konu Türkiye'nin hemen hemen her yerinde emekteki yaşa takılanların gerçekten mağdur olduklarını anladığım kadarıyla MHP'li vekil arkadaşlar da anlamış olacak ki onlar da gündemine aldılar. Ama nasıl bir çalışmaları olduğunu ben kesin bilmiyorum ama bu konuyla ilgili bir takım girişimleri olduğunu da biliyorum yani. Evet, kesinlikle EYT ile ilgili iktidar partisinin en azından EYT'lilerle karşılaşmalarından dolayı bir çalışmaya zorlanacaklar gibi gözüküyor. Bahadır Yani Kurucay seçim öncesi neden oy almak için? Buyurun. emekteki yaşa takılan arkadaşlarım, bakın az önce de söyledim ya, bir çoban ateşi yaktılar. Bu yaktıkları çoban ateşi meşaleye döndü. Ve dolayısıyla Türkiye'nin gündeminde, şimdi siz şöyle düşünün, Türkiye'de buna benzer binlerce sorunlar var ama emekteki yaşa takılanları ulusal kanallar da bahsediyor. İşte Türkiye'de yerel televizyonlar da bahsediyor. Yerel basın, ulusal basın da bahsediyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de ben çeteresini tutmadım ama kürsülerden en fazla konuşulan konulardan birisi de emekte yaşa takılanların konusu olmuştu. Demek ki aşağıdan yukarıya doğru emekteki yaşa takılan arkadaşlarımız çok denetimli, çok disiplinli ve çok örgütlü bir şekilde seslerini duyurabiliyorlar. Bu böyle giderse ben önümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında bu sorunun kesinlikle çözüleceğine inananlardan birisi olduğumu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah. Valla duymak istediğim şey bu aslında bakarsanız Kani Bey. Sevgili Kani Beko, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar için ciddi anlamda mücadele veren bir isim. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bununla ilgili çalışmaları olduğunu duyduğunu ifade ediyor bize. Bununla ilgili duyumları olduğunu ve aynı zamanda da bütün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin gittikleri her yerde EYT'lilerle karşılaşıp bunu mecburen gündemine aldıklarını da ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında EYT yasasının çıkma ihtimalini de değerlendiriyor sevgili Kani Beko. Gerçekten de çok önemli bir konu. Bütçe bahane değil, bunu konuştuk yani. Hani en azından 128 milyar dolar bile bütçenin bahane olmadığına bir aslında kanıt. Onun ötesinde işte göçmenler, Suriyeli göçmenler bütçe EYT için bir şey değil, sorun değil ama önemli olan tabii ki iktidar partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin EYT'yi gerçek ve ciddi anlamda kendi gündemlerine alıp mecliste. Siz şimdi mecliste tekrar tekrar bunu gündeme getirecek misiniz açıldığında meclis? Tabii, bu benim görevim. Zaten ben çalışanların ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarla ilgili bir ömür mücadele eden Evet. arkadaşlarımızdan biriyim. Tabii ki. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarımız tabii çalışırlarken bunların birçoğu bizim sendikalarımızın üyesiydi. Onlarla beraber yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık. Ülkenin eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesinde yan yana, omuz omuza birlikteydik. Onların katkılarını hiçbir zaman ben unutamam. Onlarla birlikte demokrasi mücadelesinde ömrümüz beraber geçti. Hem emekli kardeşlerimi hem de emekteki yaşa takılan kardeşlerimin bana her vermiş oldukları görev benim için bir emirdir. Dolayısıyla bu taşın altına, tabii biraz evvel de söyledim, başta emekteki yaşa takılanların genel başkanı olmak üzere onların bana vereceği her türlü görevi
yapmak için hazır olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Zaten sadece ben değil, benimle birlikte Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz gerçekten bu konuyla ilgili çok çalışmalar yapıyorlar. Grup başkan vekillerimiz evet. Her defasında bunları dile getiriyorlar. Ve bundan sonra da emekteki yaşa takılan arkadaşlarımız emekli oluncaya kadar bu arkadaşlarımız yani emekli maaşı bağlanıncaya kadar biz bu mücadelede varız. Onların güzel bir sloganı da var. Siz de biliyorsunuz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Kars'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden adalet varsa çıksın artık bu yasa. Aynen öyle. Gerçekten de ben şimdi açıkçası bize böyle işte bir takım böyle EYT ile ilgili her türlü ipucunu değerlendiriyoruz. Her türlü gelişmeyi takip ediyoruz ve sizlerle de yaptığımız röportajlardan açıkçası böyle adım adım ne olabileceğinin tahminlerini yapmaya çalışıyoruz. Bir takım öngörülerimiz var tabii ki bununla ilgili. Birçok öngörümüz de aslında gerçekleşiyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Şimdi bu seçim konuşuluyor. Erken seçimde olabilir, 2023'te de olabilir ama bir seçim atmosferi var siyasilerde. Bu aşikar. Artı gerçekten de sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve bütün muhalefet partileri EYT'yi o kadar çok gündemlerine alıp o kadar çok gündeme getirdiler ki ve ne zaman biliyorsunuz muhalefet partileri bir şeyi önerse iktidar partisi genel anlamda bunu yapar. İşte bayram ikramiyeleri gibi mesela Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getiriyor. İşte iktidar partisi bayram ikramiyesi veriyor gibi. EYT ile ilgili de böyle bir şey bekliyor musunuz? Seçim konuşuluyor, seçim gündemde. Mecliste açıldığı zaman ilk siz yasayı teklif olarak verdiğinizde oradaki oylamayı canlı olarak görmek istiyorum ne olacak acaba diye. Orada artık bu dönemde bu süreçte bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Ve bir yasa teklifini artık AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste red oyu vermeyeceğini düşünüyorum ve hissediyorum açıkçası. Tabii yaşayıp göreceğiz hep birlikte. Size bu anlamda ciddi görevler düşüyor. Biz de mecliste sizi takip ediyor olacağız. Bunun için. Şimdi bir önemli konu başlığımız daha vardı. Bunu da konuşmak istiyorum aslında. İki önemli başlığımız var. Birincisi aslında bir kitabınız var. Kitabınızdan bahsetmek istiyorum. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kütüphane olayı. Sizin aslında bir anlamda ciddi mücadele vermiş olduğunuz, engellemeye çalıştığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinin boşaltılması, içeriye sadece dini kitapların yerleştirilmesi ve oranın Kur'an kursu olması gibi bir konu gündemdeydi. Bunu değerlendirmek istiyorum ve öğrenci yurtlarıyla ilgili bir genelge çıkardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve öğrenciler yurtlara alınmıyor. Neydi bu genelge? Bunun da içeriğini konuşmak istiyorum. Bu iki önemli konu başlığımızda lütfen takip edin, izleyin, önemli. Ama bir kitabınız çıktı, öncelikle hayırlı olsun diyerek o kitabı bir izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Ne var kitabın içinde? Bunu da anlatırsanız sevinirim. Şebnem'cim bu Sözümüz kitabı. Ben DİS Genel Başkanı olduğum dönemlerde tabii Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, işte Çin'de yani birçok ülkelerde yapmış olduğum konuşmaların dolayısıyla bu konuşmaları bizim uzman arkadaşlarımız teybi aldılar. Sonuç itibariyle bu arkadaşlarımızın da tabii emeği çok büyük. Bu konuyla ilgili bir kitap yapalım dediler bana. Ya bunlar karanlıkta kalmasın, bunlar aydınlığa çıkaralım dediler. Bu benim tabii ikinci kitabım. Yani DİS Genel Başkanı olduğum dönemlerde Türkiye'nin birçok bölgelerinde yapmış olduğum konuşmaları kitap haline getirdiler. Bu kitabın içerisinde ne var derseniz, mesela Brüksel'deyken Türkiye'de anayasa referandumu oylaması yapılacağını ben duymuştum. Yani dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimde başta anayasa profesör İbrahim Kapoğlu'na 45'e yakın hatırladığım kadarıyla hukukçu arkadaşımızla bir araya gelmiştik. Ve dolayısıyla DİSK'e bağlı sendikalarımızın genel başkanlarıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Şiş'te bir toplantı yaptık. 18 maddenin 18'inde İbrahim Kapoğlu bize tam metinlerini anlattı. Mesela bu metin içerisinde bir madde var ki bana göre hepsinden önemliydi. Neydi bu madde? İşte
Cumhurbaşkanı oval ilan edebilir, kanunla kararnameyle memleketi yönetebilir. Yani burada işte yargı, yasama, yürütme doğrudan saraya bağlanabilir denildi. Ve siz de biliyorsunuz işte anayasa bana göre oylamasından hayır çıktı ama YSK'nın bazı oyları gasp etmesiyle tabii ki evet denildi. Dolayısıyla biz 3 yıldan bu yana da OAL'le ve kararnameyle maalesef memleketimiz yönetiliyor ve dolayısıyla baktığımızda geldiğimiz nokta da çok iyi bir nokta olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla biz neden anayasa referandumuna hayır dedik? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi kadınlarımızla ilgili işte neler söyledik? Seçimler öncesi DİSK'in görüşleri, düşünceleri nelerdi? İşte ekonomik anlamda, siyasi anlamda işte bu göçmen politikalarıyla eğitimi, sağlığı, çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını işte değerlendiren konuları gündemimize aldık ve bunları arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bizim sesimiz oldunuz ama bir de emekteki yaşa takılan arkadaşlarımla ilgili size gerçekten yüreğimle teşekkür ediyorum. Sesimiz, soluğumuz oldunuz. Bu kitap böyle bir kitap. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siz çok sık geliyorsunuz. Geldiğinizde de imzalı bir şekilde bu kitabı da size tabii ki ödeyeceğim. Çok isterim gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada anayasa